Arkadaşlar merhabalar. Şimdi size 3. tekrarımızda artık trigonometriden bahsedeceğim. Önceden izlememiş olan arkadaşlar için hemen hatırlatayım. Burada temel sorular üzerinden tekrar yapıyoruz. Ben bilgi veriyorum, gerekirse yorum anlatıyorum. Bir ön tekrar gibi düşünün bunu. Çünkü daha zamanımız var. Şu an ben bunu çektiğimde belki Şubat'ın ortası, Şubat'ın sonuna doğru gelmiş olacağız. Haliyle bu zamana kadar belki tabii ki bir sürü arkadaşımız... AYT'yi bitirmemiş olabilir. Bitirenler de hızlıca bir tekrar etsin istiyorum. Sonra inşallah 10 soruda yorum sorularıyla e, yorum yapmaya devam edeceğiz. Zaten ben biliyorsunuz 3D denemelerini çözdüğüm için özellikle onu da vurgulayayım. E, AYT denemeleri çıktığı zaman 5'lisi de olur, simülasyon da olur ama ben AYT simülasyonu çok beğendim. Gerçekten zorluydu sorular var. Hocam ben çok zorlanmak istiyorum. Ee, zor sorularla uğraşmak istiyorum. AYT'de derin yorumlar yapmak istiyorum diyorsanız 3D AYT simülasyon olabilirsiniz. En son çözülecek denemeler gibi düşünüyorum ben onları. Çünkü hakikaten fazlasıyla yorum var. Biraz zorlayabilir ama gayet de böyle enteresan sorular görmüş olursunuz. TYT simülasyonda da aynısı olmuştu. Eğer netleriniz çok düşükse lütfen simülasyonları biraz sona bırakın. Sonra hayal kırıklığı olur. Netleriniz düşük gelir. Bence moral bozmamalısınız ama öğreneceğiniz şeyleri de engeller. Böyle 30 bandında olan öğrenciler için ideal denemeler gibi düşünüyorum ben. 20-25 arası çözse olur mu? Tabii ki olabilir ama e, net sayınız arttıkça bu denemelerden daha iyi verim alırsınız. Daha güzel şeyler görürsünüz. Sonra yorumlarda şu oluyor. E, ben burayı hiç anlamadım. Böyle sorum olur. Onun yerine Biraz böyle öğrenme düzeyimizi, yorum düzeyimizi arttıralım. Sonra inşallah onlardan da faydalanırsınız. Bakın ben kolay, orta, sonra orta üst, sonra işte denemelerle zoru göstererek aslında sizi sınavda karşınıza ne çıkarsa çıksın yapabileceğiniz düzeye getirmeyi hedefliyorum. Bakalım şimdi ilk trigonometri sorumuza, genelde de 27. soruya. Şimdi BD AD'nin 3 katı verilmiş arkadaşlar. Buraya 3A diyeyim, buraya A diyeyim. Şöyle A, de B diyeyim. Burası da lazım olursa C olsun. Aslında lazım olmayacak da laf olsun diye dursun orası. Şimdi normalde geometride olsa ben bunu benzerlikle yapardım ama trigonometri yorumuyla yapalım. Bakın bu üçgende tanjant alfa neye eşit? A bölü B'ye. Şu büyük üçgende tanjant alfa neye eşit? B bölü 4A'ya. İçler dışlar yaptığımız zaman B kare eşittir 4A kareden B arkadaşlar 2A geldi. Hemen B'ye gördüğüm yere 2A yazıyorum. A, 2A. Pisagor yaparsanız, A kare artı 4A kare, 5A kare olur. Böylece A kök 5 olur arkadaşlar. DC uzunluğu. Kos alfayı istiyordu. Komşu bölü hipotenüs'ten, 2A bölü kök 5'ten, 2 bölü kök 5 bulduk ilk sorunun cevabını. Gelelim şimdi ikinciye. ADDC'nin iki katı denmiş. Buraya yine 2A diyeyim. Buraya da A diyeyim. Tanjant alfa nedir diye soruluyor. Bu arada ikiz kenar dik üçgen demiş. Bu soruyu da şöyle yapayım isterseniz. Evet harflendirdim ama ben açıkçası madem bu ikiz kenar dik üçgen yani 45 derece o zaman sayı versem sanki daha kolay olur. Vermesek olur mu olur ama mantıklı hareket etmek lazım. Mesela buraya kök 2 diyeyim. Burası da iki katı olduğu için 2 kök 2 olsun. Burası 3 kök 2. A, A, A kök 2 idi. O yüzden burası da 6 olacak. Bundan sonra şöyle bir hareket de yapacağız arkadaşlar. Kök 2'yi gördüğüm için 45 varsa hemen karşısından dik indirip 45'in özelliği neydi? 45 45 90'ın a a a kök Böylece bakın şu dh uzunluğu ve hc uzunluğu 1 olur. bc 6 olduğu için bh'a da 5 kalır. Dolayısıyla bakın tanjant alfa burada 1 bölü 5 oldu. Tabii ki birazcık dik üçgen bilgilerimizi de kullandık sonuçta. Trigonometrinin bu kısmında geometri yorumları yapmak zorundayız arkadaşlar. Gelelim 29. soruya. ABC bir üçgenin iç açıları olmak üzere. Tan A artı B eksi tan C 2 olduğuna göre C açısı kaç derecedir denmiş. Hemen dikkat edeceğimiz şey burada aslında A artı B artı C üçgenin iç açılar toplamından dolayı 180 derecedir. Bu yüzden A artı B gördüğüm yere 180 eksi C'yi yapıştırıyorum şimdi. Tanjant 180 eksi C. İkinci bölgede tanjantın özelliği neydi? Tanjant 180 eksi C'nin eksi tanjant C olarak çıkmasıydı. Çünkü ikinci bölgede tanjant negatiftir. Bir de yanında eksi tanjant C var. Böylece eksi 2 tanjant C eşittir 2'den tanjant C eksi 1 geldi. Haliyle arkadaşlar ne zaman tanjant eksi 1 olur? Tabii ki 135 derecede. Hemen size burada ek bir bilgi vereyim. Bazen bazı arkadaşların şöyle kafası karışıyor. Hemen bir ek soru. C açısı bu sorudan bağımsız söylüyorum. C açısı hocam 180 ile 270 arasında olsa tanjant 180 eksi C'yi ne yapmalıyız? Bu açının ne olduğunu önemsemeksizin her zaman siz C açısı dar açıymış gibi bunu arkadaşlar normal böyle çıkarın tamam mı? Sonuçta bu eksi tanjant C'dir. C açısının ne olduğunu önemsemeksizin. Eğer ben size C'yi böyle verip işareti sorarsam o zaman şunu dersiniz. 180 ile 270 arasında tanjantın işareti nedir? Artı. Bir de önünde eksi var. Bunun işareti eksi olur. Ama şöyle çıkarmaya sakın vazgeçmeyin. Her zaman işaretleri şurada kale almayıp daha doğrusu işaret değil de bölgedeki açısının ne olduğunu kale almayıp hep dar açıymış gibi çıkarırız. Bana işaret sorarsa en son bunu kale alırım arkadaşlar. Bunu da ekstradan söylemiş olayım. Bazen kafası karışanlar oluyor. Gelelim şimdi buraya. 25 tan kare x eksi 20 tan x eşittir. Eksi 4 olduğuna göre cos x aşağıdakilerden hangisi olabilir? Çarpanları ayırma bizim için çok önemli bir konu. Burada o bilgi var çünkü. 25 t kare diyelim. Eksi 20 t Artı 4 eşittir 0. Böylece 5t eksi 2'nin parantez karesi. Bu 5t'nin karesi. Bu 2'nin karesi. Gerçekten ikisinin çarpımının 2 iki katı 20t yapıyor. Dolayısıyla tanjant x eşittir 2 bölü 5. Tanjantın arkadaşlar e, ikinci bölge mi, birinci bölge mi, üçüncü bölge mi, dördüncü bölge mi nasıl olduğuna karar vereceğiz. Pozitif olduğuna göre bu ya birinci bölgede ya da üçüncü bölgede. Dolayısıyla hemen bölgesine önemsemek sizin dar açıymış gibi çizdim böyle 2 bölü 5'i. Şimdi Pisagor'dan kök 29 oldu 4 artı 25. Demek ki cos x buradan 5 bölü kök 29 da olabilir. Eğer tanjant x 3. bölgede ise eksi 5 bölü kök 29 da olabilir ama şıklarda hiç negatif cevap yok. Bakalım şekilli soru trigonometrik daha doğrusu şekilli değil grafikli soru. Grafikli sorularda arkadaşlar tabii ki şıklardan gideceksiniz. Bir de size verilen noktaları yerine yazacaksınız. Aslında olay budur. Şimdi 0.3 pi denkleminin e, şey 0.3 pi aralığındaki grafiği nedir diye soruluyor. 1 artı sin x bölü 3'ün. Şimdi x yerine neler yazacağız? Verilen noktalar belli bak. 3 pi bölü 2 ve 3 pi verilmiş zaten. Başka da nokta yok. O zaman hemen yerine yazalım. Şöyle biraz ekranı küçülteyim. Ee, X yerine 3P bölü 2 yani 270 yazarsak 270 bölü 3 ne yapar? 90. O zaman sin 90 nedir? 1. 1 daha 2. Ben 3P bölü 2 yani 270 verdiğimde ordinat 2 geliyor. A şıkkı olamaz. B şıkkı olabilir. Ee, C şıkkı olamaz. 3 π bölü 2'de 1 çıkmış. D şıkkı olabilir. Bir de E şıkkı olabilir. İlk etapta sadece noktaya baktım. Sonra arkadaşlar bir de 3 pi yazalım. 3 pi de ne demek aslında? Pi çarpı 3 yani 180 çarpı 3. Bunun esas ölçüsü nedir? 180'dir. Çünkü 540'ın 360 ile bölümünden kalan 180. Dolayısıyla sin 180 arkadaşlar bölü 3'ten sin 60 oldu burası. Burası da 1. Aa pardon. Gerçi burada şey varmış hemen ben esas ölçü muhabbetine girdim de burada x bölü 3 demiş hemen düzeltiyorum. Önce x'e 540 vereyim. 3'e böleyim. 180 yapayım. Çünkü ben bir an unuttum şuradaki 3'ü. Esas ölçüyü o yüzden yapmıştım. Bunu sileyim o yüzden pardon. E, 540 o yüzden direkt yerine yazdım. Burası arkadaşlar ne olmuş oldu 540 bölü 3'ten? 180. Sin 180 artı 1. Sin 180 sıfırdır. 1 artı sıfırdan gördüğünüz gibi 1 geldi. Şıklarda 1 olan B şıkkı var. Sonra 1 olan D şıkkı var. Bu E'de gitti. Peki cevap B mi D mi? Tabii ki arkadaşlar. Şunu da bilmemiz lazım. Sinüs fonksiyonu, kosinüs, tanjant, kotanjant doğrusal fonksiyon değildir. Doğrusal fonksiyon AX artı B şeklinde denklemlerdir. Bu yüzden değeri sağlamasına rağmen bu değildir. Eğridir arkadaşlar sin kos tan kot. Bu yüzden cevap D olur. O kadarcık da tabii olaya hakim olmak gerekiyor. Tanjant 3 pi bölü 2 eksi arc sin x ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir denmiş. Şimdi 3 pi bölü 2 pi 2 pi falan olduğu zaman önce bir hemen bunu indirgeme kuralıyla yapalım. 270 olduğu zaman isim değişiyordu. Tanjant kotanjanta döner. Sonra arc sin x'e de her zaman ne deriz hatırlatayım. Arc sin, arc cot, arc cos fark etmez. Hemen buna bir alfa deyin. Çünkü arc demek ters fonksiyon olduğu için aslında açı demektir. Kotanjant alfa diyeceğiz. Üçüncü bölgede tanjant ve kotanjant pozitif olduğu için olduğu gibi çıktı. Bir de tabii ki tanjant isim değiştirdi. 270 olduğundan dolayı. Benden kot alfa'yı istiyor demek ki. Kot alfa'yı bulmak için nereden yararlanacağım? arcsin'den. Kural arcsin, arc cot, arc cos fark etmez. Böyle eşitlersin. Atarsın öbür tarafa sin alfa x olur. Peki bundan sonra ne yapacağız hocam? Sayı yok. Normal sen dik üçgenini çizeceksin dar açıymışçasına. Hiç takılma. Alfa de sin alfa x bölü 1 olduğu için yaz. Pisagor'dan dolayı 1 eksi x kare. 1 eksi x karenin karekökü oldu bak. Bundan sonra artık ne söyleyeceğiz? Kotanjant alfa 1 eksi x karenin karekökü kökü bölü x geldi. E şıkkı oldu bakın cevabımız. Bu şekilde standart ark yorumlarımız kesinlikle şudur arkadaşlar. Başka hiçbir şey yapmaya gerek yoktur. Gelelim şimdi buraya. fx eşittir arcsin 4x artı 2 bölü 3. Standart yorumum attım böyle alfayı dedim. Arcsin içinde ne olduğunu bir önce önemsemek için alfa eşitledik. Attık buraya bu sin alfa eşit. Peki sin alfa dediğim ne? 4x artı 2 bölü 3'müş. Sinüs ve kosinüsün özelliği neydi? Eksi 1 ile 1 arasında değerler almalıydı arkadaşlar. Bu yüzden normal eşitsizlik eksi 3, 4x artı 2, 3, eksi 5, 4x, 1. Her tarafı 4'e ee, e bölersek böylece x ne oldu? Eksi 5 bölü 4 ile 1 bölü 4 arasında oldu. Normal sinüs ve kosinüs yorum yaptık. Arka öbür tarafı atmamız yeterli. ABCD bir paralel kenardır. Tanjant alfa 2 kök 2 demiş. Dik üçgen yok. Aman ona göre bakalım bir. EA 3 DE şuraya A dersek hatta A dememize gerek yok zaten uzunluğu vermiş. 1'e 3 diye ayıralım 4'ten dolayı. Şimdi artık AF'yi nasıl bulacağım arkadaşlar? Tanjantı vermiş ama aslında soru bağırıyor. Kosinüs teoremi diye. Ee, bence kosinüs teoreminden bu soru rahatlıkla yapılabilir. Kosinüs teoremi ben kullanmak istemiyorum derseniz. Yani şimdi orada dik üçgen çizmek lazım. Bence hiç gerek yok açık söylemek gerekirse. Tanjant alfa hemen bir dik üçgenimi çizeyim. Buraya 2 kök 2. Buraya 1 yazarsam. 8 bir daha 9. Burası pisagordan 3 oldu. Kosinüs alfa arkadaşlar. 1 bölü 3 geldi. O zaman burada alfayı kullanalım artık. Z'den dolayı gördüğünüz gibi işte burası alfa 1 bölü 3. E ikiz kenar üçgen bu da alfa 1 bölü 3 oldu. Artık dik üçgeni şöyle çiziyorum. Kos alfa 1 bölü 3 olduğu için direkt buraya A desem bak. A bölü 3 eşittir kos alfadan. E tabii ki bu 1 bölü 3'tü. Demek ki A 1'miş. İkizkenar üçgende tabana inendik. Tabanı ikiye böler. Burası da bir oldu. Böylece x 2 geldi arkadaşlar. Biraz biraz da böyle hafif hafif geometri yapıyoruz. Hocam ben hiç geometri bilmiyorum dediğiniz zaman tabi buralar sıkıntılı oluyor değil mi? Onun için çok yapacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. Geometri sorusunda geometri yorumu yapılır. Zorlamaya gerek yok. Ama bazı arkadaşlarımız oluyor. Hocam bana matematikte 15 net yeter. O zaman belki diyorum hani geometri çalışmak zorunda değilsin. 10 net yeter hocam. Evet geometriyi boş ver diyebiliriz belki. Çünkü kocaman bir geometri çalışmaktansa diğerlerine daha iyi yönelilebilir. Ama hedefiniz bunlardan yüksekse bir şekilde geometri yapmak lazım. Türkiye'nin kanayan yaralarından biri ders anlamında geometri. Buna da nasıl çözüm bulacağız? Elimizden gelen şeyi biz de yapıyoruz arkadaşlar. Anlatıyorum. Klişe tekrarı orada da yaptım. Bu pdf'in içinde geometrik tekrarını da ekledim. Biraz böyle zorlama gibi olacak ama... ...hazır madem pdf'i indirdiniz... ...lütfen o geometriye de bakın. Eksikleriniz varsa da kolay anlatımlardan gidin. Geldik şimdi buraya. DC 3 birim. E, AB 2 birim. COS Y nedir diye sorulmuş. Yine bakın şuraya A desek. E, arkadaşlar... İki iç bir dışı da şöyle önemsersek bak burası da x artı y oldu. Peki bu benim ne işime yarayacak? Cos y sorulmuş ama tanjant formülü sorularda işe yarar bakın. Karşı bölü komşu. Tanjant x artı y şu küçük üçgende neye eşit? 2 bölü a'ya. Büyük üçgende tanjant x artı neye? x artı y neye eşit? a artı 3 bölü 2'ye. İçler dışlar. a çarpı a artı 3 4'e eşit. Nasıl olsa uzunluk yapıyoruz. İkinci derece denklem çözmeyelim. A yerine 1 koyduğumda bakın burası 4 olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi A 1 oldu. O zaman benden ne istiyordu? Cos Y isteniyordu. Aslında bundan sonra 2 4 2 kök 5. Y'ye nasıl geçiş yaparız? Zaten şurada Pisagor'dan 1 4 daha 5 kök 5 oluyor. Cos teorimi artık yaparım. Eee... Kos teoremi neydi hatırlayalım. A kare artı B kare eksi 2AB kos alfa eşittir C kareydi. O zaman bu üçgende hemen bir kos teoremi yapıştırıyorum. Kök 5'in karesi 5. 2 kök 5'in karesi 20. Eksi 2 çarpı kök 5 çarpı 2 kök 5 çarpı kos Y eşittir 9. Şimdi 25 burada 9 burada 16 eşittir. Kök 5 ile 2 kök 5'in çarpımı da 10 yapıyor. Bir de 20. 20 cos y. Demek ki cos y arkadaşlar 16 bölü 20 imiş. Sadeleştirince 4 bölü 5 geldi. Çok da sıkıntılı değil değil mi? Yani e, ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama zorlanıyorsanız arkadaşlar kafanıza yatmayan yerler varsa yorumlarda paylaşın. Böylece arka, aralarda gerçekten e, yorum yapan arkadaşlar da görüyorum. İşte şöyle yapmalıydım böyle yapmalıydım diye birbirinize tavsiyede bulunuyorsunuz. Öğrencinin dilinden öğrenci anlar. Bazen öğretmen çok bilse de çok bilmekten kaynaklı fazla fazla bilgi verebiliyor. Bir öğrenci böyle pat diye çok basit bir böyle trikle size yardımcı olabilir. AD 5 birim, DC 3 birim, AB de 9 birim. İkizkenar yamuk demek ki o zaman burası da 5. Geldik yine tabii ki bir geometri bilgisine. Geometride arkadaşlar ikiz kenar bir yamukta hatırlatayım. Şuradan bir dik ve buradan bir dik indirirseniz sağ ve sol parçayı iki eşit parçaya böler. Bu bir bilgidir. Dolayısıyla burası 3 olacak. Karşılık kenarlar eşit işte olduğu için 6 birim kaldı. Buraya da 3 kalır. Buraya da 3 kalır. Tamam mı? Bundan dolayı 3, 4, 5 üçgeni geldi bakın burada. Şöyle solda. ATB 3 üç, ATD üçgeninde T B C üçgenin TBD üçgenine bakalım. Lazım olur belki. Şurası 6 birim olduğu için 4 6 Pisagor'dan 2 kök 13. Şimdi tan alfayı nasıl bulacağız? 1. Şu parçaya x dersem 2. Bu parçaya y dersem bakın alfa eşittir x artı y geldi. O zaman tan alfa eşittir tan x artı y. Toplam formülü tan x artı tan y bölü 1 eksi tan x çarpı tan y. Tabi bazen şöyle oluyor. Ben bunun buradan geleceğini nereden bileceğim? Aslında soru çözdükçe oturuyor böyle şeyler arkadaşlar. Bir süre sonra hakikaten bir nevi hissederek çözüyorsunuz soruları. Şimdi e, alfa x artı y tanjant x artı tanjant y bölü bir eksi tanjant x çarpı tanjant y dedik. Artık tanjant x ne? Karşı bölü komşudan 6 bölü 4 yani 3 bölü 2. Tanjant y ne? 3 bölü 4 bölü 1 eksi 3 bölü 2 çarpı 3 bölü 4 oldu. Buradan payda eşitlersem 6 3 daha 9 bölü 4. Burası da arkadaşlar 1 eksi 9 bölü 8. Yani eksi 1 bölü 8. Şunlar sadeleşir. 2 eksi 18'miş arkadaşlar. E şıkkı oldu bakın bu da. Evet geldik 37. soruya. 4 bölü 3 eksi 2 sin kare x 45 eksi x bölü 2 cos x verilmiş. Burada şu 2 sin kare olayı bize bir şey hatırlatmalı. 2 sin kare nerede geçiyor? 1 eksi 2 sin kare alfa da, geçiyor. O da neye eşittir? Cos 2 alfaya. O zaman ben hemen burada 2 sin kare 45 eksi x bölü 2 yerine şöyle bir şey yapayım. Normalde onun önünde 1 olması lazım. O zaman 4 bölü 3'ü 1 bölü 3 artı 1 diye ayıralım. Eksi 2 sin kare 45 eksi x bölü 2 olsun. Bakın burası cos 2 bu. Yani cos 2 çarpı 45 eksi x bölü 2. Tamam mı? Dolayısıyla orası neymiş? Cos 90 eksi x'miş. Güzel. O zaman 1 bölü 3 artı cos 90 eksi x geldi. 45 eksi x bölü 2 2 ile çarpınca. Eşittir cos x. Bu arada arkadaşlar cos 90 eksi x ne demekti? Sin x demekti. 1 bölü 3 burada kalsın. Sin x'i öbür tarafa atayım. 1 bölü 3 eşittir cos x eksi sin x. Şimdi ne söyleyeceğiz? Benden sin 2x istediği için cos x, sin x ve sin 2x arasındaki bağlantı şudur. Bu ifadenin karesini aldığımız zaman sin 2 x elde ederiz. Nasıl mı? Görelim. 1 bölü 9 eşittir. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı sinx çarpı cosx çarpı 2 artı sin kare x. Bu zaten bunların ikisinin toplamı 1. 1 bölü 9, 1 eksi 2 sinx çarpı cosx neye eşitti? Sin2x'e. İşte arkadaşlar. Sin 2x buradan 1 eksi 1 bölü 9'dan 8 bölü 9 yaptı. Zaten bizden bu isteniyor. Bu şekilde yarım açılarda tabii ki kare almak sin 2x de işe yarar. Kos kare, e, cos 2x'de de formülleri hatırlamak gerekiyor. Ben şöyle göstereyim. Birincisi buydu. İkincisi 2 kos kare x eksi 1. Üçüncüsü kos kare x eksi sin kare x de yine kos 2x e eşittir arkadaşlar. Tamam mı? 1 eksi cos kare 2x 1 artı cos 2x. 1 eksi cos kare 2x de özel bir durum var mı? Veya 1 artı cos 2x de. Şu sanki böyle yarım açı değil de normal sin kare cos kare muhabbeti gibi. Çünkü 1 eksi cos kare 2x de ben bunun yerine sin kare 2x yazabilirim gibi duruyor. Olmazsa değiştiririz. Buradaki birden kurtulmanın yolu da ne? Cos 2x gördüğüm yere 2 cos kare x eksi 1 yazmak. Böylece 1 artı 2 cos kare x eksi 1 olduğu için birler gider. Kosinüs de bunu yapmak gerekiyor arkadaşlar. Diyelim 1 eksi cos 2 a mı var? O zaman bunun yerine 1 eksi sin kare 1 eksi 2 sin kare a yazmak lazım. Yok bu sorudaki gibi 1 artı cos 2 a mı var? O zaman bunun yerine 2 cos kare a eksi 1 yazmak lazım ki birlerden kurtulalım. Bu şekilde bunları ekstradan söylemiş olayım. Böylece yukarısı sin kare 2x oldu, aşağısı 2 cos kare x oldu. Şimdi arkadaşlar sin kare 2x yerine hemen şöyle bir şey yapıyorum. sin 2x'in karesi olduğu için bu 2 sin x çarpı cos x'in karesi olur. Aşağısı zaten 2 cos kare x. Karesini alırsak 4 sin kare x çarpı Cos kare x bölü 2 cos kare x. Cos kare x'ler gitti. 4 bölü 2'den 2 sin kare x oldu arkadaşlar sorunun cevabı. Bu şekilde bakın. Tabii ki buradan neler çıkarmalısınız biliyor musunuz? Diyelim bu soruya geldiniz. Allah Allah ya bunları ben düşünemiyorum. Demek ki bizim bazı bilgi eksikliklerimiz var. Şöyle olması lazım. Bir öğrenci bu videoyu dinlediği zaman izlediğinde aa bak bu vardı. Ha bak bunu unutmuşum demeniz gerekiyor. Hiçbir şey zihninizde canlanmıyorsa konuya yeterince çalışmadığınıza dair bir izlenim verir. Telaşlanacak bir şey yok, korkacak bir şey yok. Eğer bu konuyu yapmanız ve ge e halletmeniz gerektiğine inanıyorsanız bir daha geri dönüp tekrardan bir halletme yoluna gitmek gerekiyor arkadaşlar. Bu tekrarların amacı bu yoksa şöyle değil. Eyvah unutmuşum, moralim bozuldu hocam. Deneme oluyor, moralim bozuldu hocam. Hoca bir şey diyor, moralim bozuldu. Yani sınav senesinde kesinlikle anlıyorum. Çünkü biz de bu sınava girdik vakti zamanında ve hakikaten stresli bir iştir. Buna eyvallah. Ama böyle olur olmadık şeylerden strese bu strese girebilirsiniz ama ciddi şeylerde strese girme hakkınız yok. Yani bir öğretmen size kırıcı olmadığı sürece doğruyu söylüyorsa Orada arkadaşlar ha ben bunu yapmalıyım demelisiniz. Ya da bir deneme çözdünüz. Düşük geldiyse ilk dakikada şoku yediğin için moralinin bozulmasına bir şey demiyorum ama hemen çözüm üretmen lazım. Yoksa arkadaşlar günün sonunda hep moral bozuklukları cebimizde kalıyor. Bu sınavın bence en büyük kısmı arkadaşlar psikolojik kısmı. Ağır olan ve zor olan kısmı bu. Herkes e, tos pembe hayatta yaşamıyor maalesef Türkiye'de. Ben bazen yorumlarda görüyorum. Kitap parası benim zamanımda en fakir öğrencinin bile düşündüğü şey değildi. Çünkü 1 dolar 1 liraydı vakti zamanında. Bu size çok komik geliyor olabilir ama 1 doların 1 lira olduğu, 1.10 lira olduğu zamanlardan geçtik biz. E, ve herhalde o zamanlar daha mı güzeldi bilmiyorum ama şu an maddi anlamda birçok öğrenci çok zorlanıyor. E bizde abire... Deneme al, kitap al, deneme al, kitap al. Bunu çöz, şunu çöz diyoruz. Allah yardımcınız olsun. E, bütün bu zorluklara karşı gelirken arkadaşlar sonunun da güzel olması için biraz daha sabır etmek lazım. Biraz daha sebat etmek lazım. 1 eksi 2 x'i daha demin söylemiştim. Birden kurtulmamız lazım. Yoksa 1 eksi 2 x hiçbir şey ifade etmez. Hemen ne yapacaksın? cos 2 x gördüğün yere 1 eksi 2 sin kare x yazacaksın. Bir de önünde bir eksi olduğu için eksiyi dağıtacaksın. Bak böyle oldu. Bir de tabii ki burada kök var. Birler gitti. Artık kök 2 mutlak sin x. Bak ben bunu çok önemsiyorum. Sorularda her zaman karesinin karekökünde mutlaklı çıkar. Sonra pozitif mi negatif mi olduğuna bakarsın. Bu arada tabii ki pi bölü 2 eksi x nedir? 90'da isim değişir kök altı e, cos x olacak. Şimdi buradan da bunları sadeleştirelim. Kök 3 diyelim. Arkadaşlar bize 0 ile 90 arasında demiş. 0 ile 90 arasında bütün açılar pozitiftir zaten. Dolayısıyla sin x olduğu gibi çıkar. Sin x eşitleri kök 3 cos x'ten her iki tarafı cos x'e böleyim bakın. Böylece sin x bölü cos x ne yapar? Tan x. Tan x ne zaman kök 3? Bunları bileceksiniz arkadaşlar. Tan 60 derece olduğunda köküçtür. O yüzden cevabımız 60 derece gelir. Başka peki hocam 3. bölgede tanjant pozitif olmuyor muydu? Oluyordu tabii ki. Aynı zamanda tanjant 240 de olur ama açı 0 ile 90 arasında verilmiş. Bunları bilmek zorunda mıyım? Tabii ki zorundasınız ama aynı zamanda şöyle bir özel açılardan da yararlanabiliyorduk. 30-60-90 üçgenini bilmeniz gerekiyor. Bu şekilde bakın 1, 30'un karşısına dersek 90'ın karşısı 2'dir, 60'ın karşısı kök 3'tür. 30-60-90 üçgenini bilin. Böylece sin 60, kos 60, sin 30, kos 30 hepsini bilirsiniz. 40. soruya geldik. Sin 24x bölü sin 12-x, cos 24 artı x, kos 12-x. Burada ben özel hiçbir şey düşünemem açıkçası. Payda eşitlerim. Siz bir şey düşünebiliyor musunuz? Bir bakın bakalım. Burada payda eşitlersek çünkü sin 12, e, şurası sin 24 artı x çarpı kos 12 eksi x artı kos 24 artı x çarpı sin 12 eksi x. Şimdi arkadaşlar bu tabii ki formül. Bakın sin alfa cos beta. Sin beta cos alfa formülü arada artı olduğu için sin alfa artı betanın formülüdür. Bu yüzden 24 artı x artı 12 eksi x olacak. x'ler gidecek. Pay sin 36'ymiş. Paydaya gelirsek sin a çarpı cos a. Bunun başında 2 olsaydı bu direkt sin 2 a'ydı. Yani burada da başında 2 yok o zaman payı 2 ile çarpıp paydayı da 2 ile çarparsak normalde bu 2 var olmamış olur. Dolayısıyla şöyle olduğunda sin 24 eksi 2 x derim ama tabii ki normalde başında 2 olmadığı için paya da 2 ekledim. Burada sin 36 çarpı 2 hatta başına alalım. 2 sin 36 olarak burası dursun. Şimdi bundan sonra burası da 4 sin 36. Sin 36'lar sadeleşti. İkileri de sadeleştireyim. 2 olsun. Ters çeviriyorum. 1 bölü 2 eşittir. Sin 24 eksi 2x oldu. İşte şimdi burada bir denklem sorusu da çözelim arkadaşlar. Nasıl çözeceğiz? Sinüs ne zaman 1 bölü 2 eşittir? Aklına gelen ilk doğru cevap olsun. 30 da olur, 150 de olur. Hangisini alacağım hocam? Hiç fark etmez. Yeter ki doğru olsun. Şimdi kenarda denklem çözeceğim için şöyle bir renk değiştireyim. 30 derece dedik. O zaman arkadaşlar 30 eşittir. 24 2x diyeceğiz ama sinüs teoreminde, sinüs denkleminde neyi unutmayacağız? 24 2x eşittir. 30 artı 360k diyoruz. Kosinüs ve sinüs çözerken eğer özellikle x'in katsayısı birden farklıysa buna ekleyin yanına yapıştırın. Bir de ne söylüyorduk? Sinüste bir çözümümüz daha vardı. 24 2x. 180'den 30'u çıkarıyoruz. İkinci çözümümüz de 150 artı 360 k. Bir doğru açıyı bul sonra 180'den çıkar. O zaman artık ee, burada ne söylerim? Eksi 2x eşittir. 6 artı 360 k. Her iki tarafı eksiye bölersek eksi 3 eksi 180 k geldi. Birinci çözüm kümemiz. İkinci çözüm kümemiz öbür tarafa atıp eksi 2'ye bölersem x eşittir. 126 oluyor. O zaman eksi 63 eksi 180 da buradan geldi. Şimdi bizden x açısı hangisi olabilir diye söylemiş. Şimdi bakın arkadaşlar. Şurada k gördüğüm yere eksi 2, yaz, eksi 2 yazarsam x eşittir eksi 3 artı 360 olur. 357 olur. Bu nereden aklıma geldi? Şu şıklara bir göz gezdirdim. 357 gözüme çarptığı için hemen 180'i eksi 2 ile çarptım. Eğer olmasaydı 180 arkadaşlar K'yı eksi 1 verebilirim, eksi 2 verebilirim, 1 verebilirim, 2 verebilirim. Tek tek böyle pozitif veya negatif tam sayılar vererek şıkları kontrol edecektik. Bunun için ekstra başka bir şey yapmaya gerek yok artık. Dediğim gibi K'ya istediğiniz tam sayıyı verebilirsiniz. Pozitif de olur, negatif de olur. Bu şekilde bunu da halletmiş olduk arkadaşlar. Artık e, trigonometriden de bir kaç tane soru çözmüşüm bakayım bir. İyi ya şaka maka 27'den 40'a 14 tane de soru trigonometriden çözmüşüz. Şimdi artık logaritma yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Çözmeye devam edeceğiz logaritma ile birlikte. Diğer videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.